Başından sonuna kadar normallik testinin nasıl yapılabileceğini problemler ile birlikte göstermiş olduk. Herkese merhabalar. Bu videomuzda verilerimizin normal dağılıp dağılmadığını SPSS ile nasıl test edebiliriz? Bunu anlatacağız. Bunu T-testi, ANOVA, korelasyon, regresyon ve benzeri analizlere geçmeden önce yapmamız çok önemli. Çünkü kullanacağımız analizi veya testi verilerimizin normal dağılıp dağılmadığına göre seçmemiz gerekiyor. Örneğin verilerimiz normal dağılıyorsa T-testi ve ANOVA kullanabiliriz. Ancak normal dağılmıyorsa bunların yerine Mann-Whitney ve Kruskal-Wallis testlerinin kullanılması gerekmektedir. Yani normal dağılımın olup olmamasına göre farklı testler arasından seçim yapılması gerekmektedir. Ya da verilerimiz normal dağılmıyorsa regresyon analizi gibi bazı analizleri yapmamız yanlış olacaktır. Dolayısıyla normal dağılımın test edilmesi büyük bir öneme sahip. Şimdi gelin bunu nasıl yapabileceğimize geçelim. Ancak öncelikle normal dağılımın ne olduğunu tam olarak bilmiyorsanız ekrandaki bağlantıdan ilgili videoyu izlemenizi öneriyorum. Çünkü burada bu bilgilere tekrar girmeyeceğiz. Peki nasıl yapıyoruz normallik testini? Yani verilerimizin normal dağılıp dağılmadığını nasıl test ediyoruz? Bununla ilgili kaynakları incelediğimizde farklı yöntemlerin kullanıldığını görüyoruz. Biz burada bunlardan 4 tanesini kullanacağız. Bu yöntemler şunlar olacak. 1. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin incelenmesi. 2. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin standart hataya bölünmesi. 3. Uç değerlerin kontrolü. 4. Kolmogorov, Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerinin yapılması olacak. Bunların tamamını oluşturacağımız tek bir rapor üzerinde inceleyeceğiz. Şimdi gelin analizimize başlayalım. Analizimizi nereden yapıyoruz? Buradaki analiz kısmına geliyoruz. Buradan Descriptive Statistics, buradan da Explore menüsüne geliyoruz. Buradaki Explore'a tıkladığımızda ekranda görmüş olduğumuz pencere açılıyor. Burada biz örgütsel bağlılık puanının normal dağılıp dağılmadığını test etmek istiyoruz. O zaman buradaki örgütsel bağlılık değişkenini Dependent List kısmına atıyoruz. Bundan sonra istersek normal dağılımın buradaki değişkenlerin alt grupları içerisinde de olup olmadığını test edebiliriz. Örneğin buradaki cinsiyeti buradaki Factor List kısmına attığımızda cinsiyet değişkeninin alt grupları içerisinde de yani erkek ve kadın grupları içerisinde de örgütsel bağlılık puanının normal dağılıp dağılmadığını test edebiliriz. Ya da bunu geri attığımızda farklı bir örnek olarak buradaki öğrenim düzeyini buraya attığımızda öğrenim düzeyi gruplarında örgütsel bağlılık puanının burada normal dağılım gösterip göstermediğini test edebiliriz. Biz burada herhangi bir alt grupta test yapmak istemiyoruz. Bundan dolayı burayı boşalttık. Bundan sonra yapmamız gereken buradan bir takım seçenekleri işaretlemek. Öncelikle istatistikler kısmına geliyoruz. Burada tanımlayıcı istatistiklerin seçili olduğunu görüyoruz. Descriptives seçeneğinin işaretli olduğunu görüyoruz. Biz buna outliers yani uç değerleri de ekliyoruz. Çünkü biz birazdan uç değerler üzerinden de bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken buradaki continue yani devam butonuna tıklamak. Bundan sonra ise buradaki plots yani grafikler kısmına tıklıyoruz. Burada yapmamız gereken ise öncelikle stem and leaf seçeneğini kaldırmak. Bunun yerine histogramı işaretlemek. Çünkü stem and leaf gövde yaprak diyagramı anlamına geliyor. Biz gövde yaprak diyagramı üzerinden değil histogram üzerinden normal dağılımı test etmek istiyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken ise burada yer alan seçeneğin işaretlenmesi. Yine bu da grafikler ile ilgili bir seçim. Bunu yaptıktan sonra continue yani devam butonuna tıklayabiliriz. Bundan sonra burada farklı bir işaretleme, farklı bir seçim yapmıyoruz. Doğrudan OK butonuna basabiliriz. Bunu yaptığımızda raporumuz hazırlanmış olacaktır. Raporumuzu incelediğimizde öncelikle en başta Case Processing Summary yani bir özet olduğunu görüyoruz. Burada hangi değişkenin normallik testine dahil edildiğini, hangi değişken için normal dağılımın test edildiğini burada görebiliyoruz. Ayrıca katılımcı sayımızı burada görebiliyoruz. Burada 122 katılımcının örgütsel bağlılık puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğini test ediyoruz. Bundan sonra burada descriptives tablosu görüyoruz. Yani tanımlayıcı istatistikler görüyoruz. Burayı incelediğimizde aritmetik ortalama, standart sapma gibi farklı tanımlayıcı istatistiklerin burada yer aldığını görüyoruz. Burada son iki satırda skewness ve kurtosis çarpıklık ve basıklık anlamına geliyor. Yani burada çarpıklık ve basıklık değerleri bulunuyor. Biz normal dağılımı 4 farklı yöntem üzerinden test edecektik. Bunlardan ilki çarpıklık ve basıklık değerlerinin incelenmesiydi. İşte çarpıklık ve basıklık değerlerini biz buradan inceleyeceğiz. Yine hatırlayacak olursak normal dağılım çarpıklık ve basıklığın olmadığı bir dağılımdır. Yani çan eğrisinin sağa veya sola doğru uzamadığı,
çarpıklık ve basıklık değerlerinin sıfır olduğu dağılımdır. Ancak bunun çalışmalarımızda sağlanması pek de mümkün değildir. Yani buradaki çarpıklık ve basıklık katsayılarının sıfır olarak bulunması pek de mümkün değildir. Bundan dolayı bunlar için bazı sınırlar belirlenmiştir ve buradaki çarpıklık ve basıklık katsayılarının bu sınırlar arasında yer alması da normal dağılım için kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir. Bu sınırlardan ilki bu değerlerin artı ve eksi 1 arasında olmasıdır. Yani buradaki çarpıklık ve basıklık değerlerinin artı eksi 1 arasında olması normal dağılımın bulunduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Farklı kaynaklarda bu değer artı ve eksi 1,50'ye çıkartılmaktadır. Yani artı ve eksi 1,50 arasında olması da normal dağılım olarak değerlendirilmektedir. Hatta bu değer artı ve eksi 2 olarak da yorumlanmaktadır. Bu kaynakların hangileri olduğunu videonun açıklama kısmında vereceğiz. Burada biz artı eksi 1,50'yi normal dağılım olarak değerlendirirsek buradaki değerlerin artı eksi 1,50 arasında olmadıklarını görüyoruz. Özellikle basıklık değerinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. 6 ile başlıyor. Dolayısıyla burada birinci maddemize göre yani çarpıklık ve basıklık değerlerinin incelenmesine göre normal dağılımın bulunmadığını söyleyebiliriz. İkinci maddemize geçecek olursak evet buna göre normal dağılım yoktur dedik ancak diğer maddelere göre de inceleyelim. İkinci maddemiz neydi? Çarpıklık ve basıklık değerlerinin standart hataya bölünmesiydi. Burada çarpıklık ve basıklık değerlerini görüyoruz. Burada ise bunların standart hatalarını görüyoruz. Buradaki değerleri burada yer alan standart hatalara böldüğümüzde ortaya çıkan sonuçların eksi ve artı 1,96 arasında olması normal dağılımın olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle burada ortaya çıkan sonuç artı ve eksi 1,96'nın dışında yer alırsa o zaman normal dağılımın olmadığı şeklinde değerlendirilmektedir. Burada bu hesabı yaptığımızda buradaki 1,573'ü 0,219'a böldüğümüzde 7,18 sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 1,96'nın çok çok üzerindedir. Ayrıca burada 6,439'u 0,435'e böldüğümüzde 14,80 sonucu bulunmaktadır. Bu da 1,96'nın çok çok üzerindedir. Dolayısıyla ikinci maddeye göre de burada örgütsel bağlılık puanları normal bir dağılım göstermemektedir. Üçüncü maddemiz ise maddelerimize devam edecek olursak uç değerlerin kontrolüydü. Bunun kontrolünü öncelikle buradaki tablodan yapıyoruz. Burada extreme values yani ekstrem değerler, uç değerler başlığını görüyoruz. Burada highest yani en yüksek değerlerin ne olduğunu görüyoruz. Burada ise lowest yani en düşük değerlerin ne olduğunu görüyoruz. Burada ise bu değerlerin hangi satırlarda yer alan katılımcılara ait olduğunu görüyoruz. Burada incelediğimizde en yüksek değerleri 160, 150, 90, 88 ve 85 değerlerini görüyoruz. Burada 160 ve 150 bunlardan oldukça farklı uç değerler gibi görünüyor ve bunlar bizim veri setimiz içerisinde 6 ve 99. satırlardaki katılımcılara ait. Ancak bunların uç değer olup olmadığı ile ilgili şimdilik bir şey söyleyemeyiz. En küçük değerleri incelediğimizde ise 18, 19, 24, 24, 24 değerlerini görüyoruz. Burada çok farklı değerler olmadığını görüyoruz. Yani burada uç değer yok gibi görünüyor. Fakat incelememize devam edeceğiz. Uç değer incelememize bundan sonrasında buradaki grafikler üzerinden devam edeceğiz. Öncelikle buradaki histogramı inceleyeceğiz. Buradaki histogramda biz sütunların bir çan eğrisi şeklinde dağılmasını bekleriz. Çünkü normal dağılım bir çan eğrisine benzer bir dağılımdır. Ancak burada incelediğimizde böyle bir dağılım olmadığını görüyoruz. Bunu şu şekilde de test edebiliriz. Bunun üzerine çift tıkladığımızda ve ardından buradaki curve seçeneğine tıkladığımızda buraya bir çan eğrisi eklenecektir. Bu bölümü kapatalım. Bunu da kapatalım. Buradaki çan eğrisini incelediğimizde burada bir çan eğrisi olduğunu ancak bu kısımda düz bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca buradaki sütunlardan oldukça ayrık bir şekilde iki farklı sütunun burada bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir uç değer olabilir. İncelememize devam edelim. Bir sonraki aşamada inceleyeceğimiz grafik ise burada yer alan grafik. Bu normal dağılımı gösteren bir grafik. Buradaki çizgi gözlem değerleri normal bir dağılım gösterdiğinde bulunması gereken yeri gösteriyor. Buradaki noktalar ise bizim gözlem değerlerimizi gösteriyor. Buradaki gözlem değerlerini incelediğimizde buradaki değerlerin doğruya oldukça yakın ve ona paralel bir şekilde uzandığını görüyoruz. Ancak dikkat edersek buradaki iki noktanın bunlardan ayrı olduğunu ve doğrudan da uzak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki iki nokta yani iki farklı gözlem değeri uç değer gibi yine görünüyor. Bunların ne olduğunu anlamanın da yolu var. Grafik üzerine çift tıklarsak ardından buradaki noktalardan birine tıklayacak olursak buradaki noktaların tamamı seçilecektir.
Ardından üstüne gelip sağ tıklayabiliriz ve buradan Show Data Labels seçeneğine tıklayabiliriz. Buna tıkladığımızda burada bir takım etiketler yer alacaktır. Bunların ne olduğunu da buradan görebiliriz. Bunlar case number'lardır. Yani bizim katılımcılarımızın sıra numaralarını göstermektedir. Bunu buradan kapatalım. Buradaki noktalara dikkat ettiğimizde bunların 99 ve 6. sırada yer alan gözlem değerleri olduğunu görüyoruz. Bunu da buradan kapatalım. Ayrıca tekrar yukarıdaki verilere bakalım. Bunların sıraları neydi? 99 ve 6. sıralarda yer alan katılımcılar burada da uç değer olarak görünüyordu. Yine grafiklerimizi incelemeye devam edelim. Buradaki histogramı inceledik. Burada iki sütunun ayrı olarak durduğunu, uç değer olabileceğini söylemiştik. Buradaki noktaları da incelemiştik ve 99 ve 6. katılımcıların uç değer olduklarını tespit etmiştik. Ayrıca burada bir grafik daha görüyoruz. Bu grafik ise deviation from normal, yani normalden sapmaları gösteren bir grafik. Burada da bazı noktaların birbirine yakın olduğunu, iki noktanın ise bunlardan uzakta olduğunu görüyoruz. Yine aynı şeyi yapalım. Grafik üzerine çift tıklayalım. Ardından buradaki noktalar üzerine bir defa tıklayalım. Ardından sağ tıklayalım. Sağ tıkladıktan sonra Show Data Labels diyelim ve etiketlerini açalım. Yine etiketlerini açtığımızda bunların da 99 ve 6. sıralarda yer alan katılımcılar olduğunu görüyoruz. Ayrıca son olarak en altta yer alan grafiği de incelediğimizde burada bir kutu grafik görüyoruz. Bu grafik de yine bizim gözlem değerlerimizin dağılımına göre oluşturuldu. Dikkat edersek bu grafikten biraz uzakta iki farklı nokta görüyoruz ve bu noktaların üzerinde 6 ve 99 değerlerinin bulunduğunu görüyoruz. Bunlar yine bizim katılımcılarımızın satır numaralarını bize veriyor. 6 ve 99. katılımcılarımızın uç değer olduğunu gösteriyor. Buradaki grafikten uzakta yer alan bu noktalar çünkü uç değerlerdir. Buradaki 6 ve 99 yine buradaki 6 ve 99 ile yine buradaki 6 ve 99 ile aynı çıkmıştır. Dolayısıyla anlıyoruz ki 6 ve 99. satırlarda yer alan katılımcılar bizim uç değerlerimizdir. Dolayısıyla bunların kontrol edilmesi gerekmektedir. Ya bizim veri girişimizde bir yanlışlık olmuştur ya da katılımcılar anketi doğru bir şekilde cevaplamamış olabilirler. Bunun incelenmesi gerekmektedir. Bunu birazdan yapacağız. Ancak öncelikle dördüncü yöntemimize göre de normal dağılımın olup olmadığını tespit etmek istiyoruz. Dördüncü yöntemimiz neydi? Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerinin yapılmasıydı. Bunu nereden yapıyoruz? Bunu burada yer alan tablodan yapıyoruz. Burada Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerinin olduğunu görüyoruz. Aslında buradaki testler özellikle sosyal bilimler alanında bugün çok da kabul görmüyor. Özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerinin doğru sonuçlar vermeyeceği farklı kaynaklarda ifade ediliyor. Bunların yerine özellikle yukarıda yer alan çarpıklık ve basıklık katsayılarının incelenmesinin daha doğru olacağı belirtiliyor. Ancak burada bunlara da bakacak olursak buradaki anlamlılık değerlerinin incelenmesi gerekmektedir. Yani P değerlerinin incelenmesi gerekmektedir. Buradaki P değerleri 0,05'in üzerinde olursa, yani anlamlı değilse normal dağılım vardır. Ancak bu değerler 0,05'in altında olursa bu durumda normal dağılım yoktur. Burada da 0,05'in altında olduğunu görüyoruz. Yine burada Shapiro-Wilk'te de 0,05'in altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu testlerin sonuçlarına göre de burada örgütsel bağlılık puanları normal bir dağılım göstermemektedir. Peki Kolmogorov-Smirnov ile Shapiro-Wilk testlerinin birbirinden farkı var mıdır? Evet, şu şekilde bir farkı vardır. Katılımcı sayısının 50'nin altında olduğu durumlarda Shapiro-Wilk'in kullanılması, 50'nin üzerinde olduğu durumlarda ise Kolmogorov-Smirnov'un kullanılması önerilmektedir. Ancak az önce de belirttiğim gibi özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda bu testlerin yerine çarpıklık ve basıklık katsayılarının incelenmesi önerilmektedir. Böylece buraya kadar 4 farklı yönteme göre normal dağılımı test etmiş olduk ve bunların tamamında örgütsel bağlılık puanının normal dağılım göstermediği sonucuna ulaşmış olduk ve buradaki 6 ve 99. satırlarda yer alan katılımcıların uç değer olduklarından dolayı normal dağılımı bozuyor olabilecekleri sonucuna ulaşmış olduk. O zaman yapmamız gereken buradaki katılımcıların veri seti içerisinden çıkarılması. Ancak bu şekildeki katılımcıların veri seti içerisinden çıkarılması ile ilgili de farklı görüşler bulunmaktadır. Katılımcıların çıkarılması biraz subjektif bir yorum olarak değerlendirilmektedir. Bu katılımcıların uç değer olması, yani diğer katılımcılardan farklı cevaplar vermiş olmaları, bunların yanlış bir cevap verdikleri anlamına gelmemektedir. Bu şekilde bir cevap da olabilir. Ancak genelden farklı olduğu için ve normal dağılımı bozdukları için burada biraz da sizin kararınıza bağlı olarak bunların çıkarılması gerekebilir. Biz de burada bunu yapacağız ve bu katılımcıları veri setimizden çıkaracağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Buradaki window kısmından veri görünümüne geçebiliriz. Verilerimiz içerisinde bu katılımcıları bulmamız gerekmektedir. Bunların 6 ve 99. satırlarda yer alan katılımcılar olduğunu az önce tespit etmiştik.
Dolayısıyla doğrudan örneğin burada 6. satıra gidip üzerine sağ tıklayıp buradan clear dedikten sonra bu katılımcıyı veri setinden çıkarabiliriz. Ancak burada bunu yapmadan önce bu katılımcının gerçekten uç değer olup olmadığı ile ilgili bir tespitte daha bulunmak istiyorum. Yani bir sağlama daha yapmak istiyorum. Yapmak istediğim buradaki örgütsel bağlılık puanlarını Z skoruna dönüştürmek. Hatırlayacak olursak normal dağılım standart sapma olarak eksi 3 ve artı 3 arasında dağılım gösteren bir dağılımdır. Yani normal dağılımdaki verilerin standart sapmaları eksi 3 ile artı 3 arasında değişmektedir. Ayrıca bu standart sapma Z skorunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla normal dağılımda ölçüm değerlerinin Z değerleri eksi 3 ile artı 3 arasında dağılmaktadır. Eğer ben buradaki puanları Z puanına dönüştürürsem, bundan sonra da eksi 3 ve artı 3 dışında kalanları tespit edersem, buradan da uç değerlerin hangileri olduğunu değerlendirebilirim. Bunu nasıl yapabilirim? Buradaki analiz kısmına giriyorum ve buradan görmüş olduğunuz yolu izleyerek Descriptives seçeneğini seçiyorum. Bunu seçtikten sonra burada değişkenleri standardize değerler olarak kaydet anlamına gelen bir seçenek görüyorum. Bunu işaretleyerek buradaki örgütsel bağlılık puanını buraya sağ tarafa atıyorum. Bunu yaptıktan sonra farklı bir işlem yapmama gerek yok. Doğrudan OK'ye bastığımda buraya bir tablo eklendiğini görüyorum. Tekrar veri görünümüne geçersem burada Z puanı ile ilgili bir değişken eklendiğini görüyorum. Benim yaptığım işlem sonucunda buradaki örgütsel bağlılık puanına ait Z puanları da burada sıralanmış oldu. Burada sağ tıkladığımda ve Sort Ascending yani küçükten büyüğe doğru sırala seçeneğine tıkladığımda buradaki değerlerin küçükten büyüğe doğru sıralanmış olduğunu görebilirim. Buradaki Z puanları içerisinde artı ve eksi 3'ün dışında yer alanlar uç değer olabilecektir. İncelersek eğer burada eksi 3'ten daha büyük değer olmadığını görüyoruz. O zaman aşağıya doğru gidiyoruz. Burada iki tane değer olduğunu görüyoruz ve bu değerler 4,44 ve 4,92 yani 3'ün çok çok üzerinde. Bunlar az önce 6 ve 99. satırlarda yer alan katılımcılar. Bunları artık buradan silebiliriz. Bunları seçtikten sonra sağ tıklar. Buradan Clear'a basar ve bunları veri setimiz içerisinden çıkarabiliriz. Bundan sonra yapmamız gereken ise normallik testini tekrarlamaktır. Bunun için tekrar analiz kısmına geliyoruz. Bundan sonra tekrar Descriptive Statistics'ten buradaki Explore menüsüne geliyoruz. Buna tıkladığımızda burada farklı bir işaretleme yapmıyoruz. Az önce bizim yapmış olduğumuz işaretlemeler burada korunuyor. Bundan sonra doğrudan OK'ye basabiliriz. Yeni raporumuz burada görmüş olduğumuz şekilde üretilmiş olacaktır. Eski rapor yukarıda. Yeni raporumuz ise buradan başlıyor. Bu defa 120 katılımcının analize dahil edildiğini görüyorum. İki katılımcıyı veri setimizden çıkardık. Normal dağılımı test etmek için kullanacağımız 4 farklı yöntemi yine hatırlayacak olursak, bunlardan ilki çarpıklık ve basıklık değerlerinin incelenmesiydi. Bunu nereden incelemiştik? Buradaki skewness ve kurtosis değerlerinden incelemiştik ve bunların artı eksi 1, artı eksi 1,5, artı eksi 2 arasında yer almasının farklı kaynaklarda normal dağılım olduğu şeklinde yorumlandığını belirtmiştik. Burada her iki değerin de artı eksi 1 arasında yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla buna göre burada normal dağılım şartı sağlanmaktadır. İkinci yöntemimiz ise çarpıklık ve basıklık değerlerinin standart hataya bölünmesiydi. Yani buradaki değerleri burada yer alan standart hata değerlerine bölüyorduk. Bu bölme işlemlerini yaptığımızda burada ilk satırda eksi 0,17 değerini buluyoruz. İkinci satırda ise eksi 1,46 değerini buluyoruz. Bu değerlerin artı eksi 1,96 arasında yer alması normal dağılım vardır şeklinde değerlendiriliyordu. Dolayısıyla ikinci maddemize göre de burada normal dağılım bulunmaktadır. Üçüncü maddemiz ise uç değerlerin kontrolüydü. Bunu buradaki tablo üzerinden yapmıştık. Buradaki değerleri kontrol ettiğimizde birbirine oldukça yakın değerler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada uç değer olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca bunu grafikler üzerinden de incelemiştik. Buradaki grafiğe bu defa baktığımızda çan eğrisine benzer bir dağılım olduğunu görüyoruz. Yine bunun üzerine çan eğrisini ekleyecek olursak grafik üzerine çift tıklıyoruz. Ardından buradaki butona tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda normal dağılım eğrisinin çan eğrisi şeklinde buraya eklendiğini görüyoruz. Yani oldukça normal görünen bir çan eğrisi burada bulunmaktadır. Ayrıca buradaki grafik üzerinde de incelediğimizde buradaki çizginin normal dağılımı gösterdiğini, buradaki değerlerin ise bunun üzerinde yer almasını veya buna yaklaşık olarak bulunması gerektiğini söylemiştik. Buradaki noktaları incelediğimizde buna yakın olduğunu görüyoruz. Herhangi bir uç değer olmadığını burada görüyoruz. Dolayısıyla buna göre de normal dağılımın olduğunu söyleyebiliriz.
Yine buradaki değerlere baktığımızda da normal dağılımı hakkında bir yorum yapabiliriz. Eğer buradaki gözlem değerleri rastgele saçılmışlarsa bu normal dağılımın olduğunu göstermektedir. Ancak bunun yerine burada S harfi, W harfi gibi belli bir desen oluştuysa o zaman normal dağılımın olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca son grafiğimize baktığımızda, buradaki kutu grafiğine baktığımızda burada herhangi bir uç değerin işaretlenmediğini görüyoruz ve buradaki kutu grafik oldukça simetrik bir görünüme sahip. Dolayısıyla buna göre de burada normal dağılımın olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra dördüncü maddemize geçebiliriz. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerinin yapılmasıydı dördüncü maddemiz. Bunu buradan kontrol ediyorduk. Buradaki anlamlılık değerlerinin 0,05'in üzerinde olması, yani anlamlı çıkmaması normal dağılımın bulunduğunu gösteriyordu. Buradaki değeri incelediğimizde 0,07 olduğunu görüyoruz. 0,05'in üzerinde. Dolayısıyla Kolmogorov-Smirnov testine göre normal dağılım bulunmaktadır. Ayrıca Shapiro-Wilk testi sonucunda da benzer bir sonuç bulunmuştur. Yine buradaki değer 0,05'in üstünde olduğu için normal dağılım şartının sağlandığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak 4 maddemize göre de örgütsel bağlılık puanlarının normal dağılım gösterdiğini tespit etmiş olduk. Burada ayrıca son bir not olarak şunu da belirtmekte fayda var. Katılımcı sayısının 30'un altında olması halinde normal dağılım şartı hiçbir zaman sağlanmamaktadır. Normallik testi yapmaya gerek bulunmamaktadır. Doğrudan normal dağılım yoktur şeklinde yorumlanmakta ve bunun gerektirdiği testler kullanılmaktadır. Katılımcı sayısının 30'un altında olması durumunda. Bu bilgiyle birlikte bugünkü videomuzun sonuna geldik. Başından sonuna kadar normallik testinin nasıl yapılabileceğini problemler ile birlikte göstermiş olduk. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.